gün akşama döndü günü, bir selam sal sabah olsun. Gökte bulut yandı günü, bir selam sal sabah olsun. Bir selam sal güneş doğsun, bir selam sal. Gökte bulut yandı gülüm, bir selam sal sabah olsun. Bir selam sal güneş doğsun, bir selam sal yüzün gülsün dost. Başka türkü söylüyorum, başka türkü. Yitirmişim evi barkı, bir selam sal sabah olsun. Bir selam sal güneş doğsun, bir selam sal. Yitirmişim evi barkı, bir selam sal sabah olsun. Bir selam sal güneş doğsun, bir selam sal. Kendisini canı gönülden, Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun, bizim gönlümüzde ölmedi, yüreğimizde ölmedi, ölmeyecek de. Ağzına yüreğine sağlık, hoş geldin. Tekrar seni hemen şöyle teşekkür ediyorum. Yanıma alayım canım. Efendim, evet, Fadime'nin de dediği gibi geçen hafta, neredeyse bir hafta olacak, pazar günü, ama onu daha sonra anlatayım isterseniz. Ben hemen şöyle yerime bir geçeyim. Bu arada telefonlarıyla bizlere katılmak isteyen dostlarımızı, ekranları başlarında hemşerilerimizi, ben bir kez daha, gerçi altta yazıyor mudur numara bilmiyorum. Yaşlılık işte, ihtiyaren böyle gözlerim görmüyor. Dikkatli etsen göremiyorum. Alan kodumuz 0212 557 60 numaralı telefonlarla bizlere ulaşmak ister. Burada başkanımız var. Derneklerle ilgili konuşma sohbetlerimiz olacak. Sizlerin de sormasını istediğiniz bir sorunuz varsa burada başkanımıza sorabilirsiniz. Evet. Tekrar yine diyorum, hoş geldiniz. Teşekkür başkanım, teşekkürler. Öncelikle buyurun. Tekrar benim programımı tercih ettiğiniz için ben gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Telefonumuz mu var? Efendim, alo. 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 Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun Gülhan'ım. Kimle görüşüyoruz efendim biz? Sevim Akça. Sevim? Akça. Akçan. Evet efendim. Sevim Akçan bizi nereden arıyor acaba? İstanbul'dan efendim. Buyurun Sevim Akçan Hanım, sizi dinliyoruz. Nasılsınız Gülhan'ım? Çok teşekkür ediyorum. Sağlığınıza duacıyım. Sağ olun.
Siz i̇yi misiniz? Akşamlar diliyorum. Konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Sevim Hanım. Yanınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz böyle yani kanal açmakla. Vallahi biz de çok mutluyuz ama mutlulukla sadece istiyoruz ki mutluluğumuz bir kat daha böyle değil de dünyalar kadar böyle elimizin uzayamayacağı kadar böyle mutluluğumuz olsun istiyorum. Ama o da nasıl olur? Kanal 60'ımızı izleyerek ve çoğunluğu elde ederek olur değil mi Sevim Hanım? Vallahi inanın ben hep onu izliyorum. Onu çağırıyorum hiç başka kanal 60'ı bulduktan sonra başka kanalı sildim hayatımda. Yani başka kanalı silmesen de ben seni silerdim gibi geliyor bana. Yok. Teşekkür ediyorum. Tokatlı mıyız Sevim Hanım? Neresindeniz? Evet, Tokatlı merkezindenim efendim. Merkezindensiniz peki. Evet, var mı bizi, evet. Bizle paylaşmak istediğin bir şey, bizden istediğin bir şey? Vallahi bir Türk isteyeceğim ama Gülhan abi seni de çok seviyorum bu arada. Canım çok teşekkür ediyorum. Ben de hepinizi çok seviyorum. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Ne istiyorsun Türk'üm Sevim Hanım? Acaba bilmiyorum, Gülhan olmuş bizimle bir... Çok özledim dersim seni. Anlıyorum. Değil mi? Çok özledim dersim seni. Viran evet, olmuş evet. Bizim köyler. Yaşa eğer. Okuyacağım. Tamam. Söz okuyacağım. Kendine çok iyi bakıyorsun Sevim Hanım. Tamam canım benim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Sağ ol canım benim sen de. Hadi görüşürüz efendim. Başkanım tekrar diyorum. O iki lafın bir araya getirip konuşabilirsek biz bu akşam ne mutlu bize diyeceğim. Evet. Yakacık Köyü Derneği Başkanı'ydınız. Hala bilmiyorum devam ediyor mu başkanlık süreciniz onu bir sorayım. Ondan sonra ikinci sorum. İki tane soru arka arkaya gelecek. Çünkü fazla bölmek istemiyorum. Hemen arka arkaya siz de cevaplarınızı verirsiniz bize. İkinci sorum. Bahçeli Evler Tokatlılar Sosyal Yardımlaşma Derneği kuruldu bildiğim kadarıyla. Evet. Buna neden ihtiyaç duyuldu? Bana onu söyler misiniz? Birçoğu burada insanlar da hemşerilerimiz de bunu merak ediyorlardı. Bir açıklık verirseniz seviniriz. Evet. Şimdi Bahçeli Evler Tokatlılar Derneği. Önce şeyden başlayayım size. Yakacık Köyü Derneği'nden. 2005 yılında Yakacık Köyü Derneği'nin hem kuruculuğunu hem de o dönem başkanlığını yaptım. Ve hala da genel başkanlığını yapıyorum. Şimdi esasında bizim STK'lığımız... 90'lı yıllardan başlıyor. O acemi dönemler dediğimizde işte ne nasıl olduğunu, STK nedir, ne işe yarar bunları öğrendikten sonra dedik ki kendi köy derneğimizi kuralım. 2005 yılında da kendi köyümüzün Tokat Yakacık Köyü Yardımlaşma ve Kültür Derneği'ni kurdum. Kurucu başkanıyım aynı zamanda da. Şu anda da aynı şekilde devam ediyorum faaliyetlerime. Aktif bir şekilde devam ediyoruz Yakacık Köyü olarak. Şimdi ikinci sorunuza gelince Bahçeli Evler Tokatlılar Derneği. Açılımı şöyle. İstanbul Bahçeli Evler İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği. Neden ihtiyaç oldu? Telefonumuz varmış evet. İsterseniz. Efendim alo. 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 Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın biraz? Teşekkür ederim efendim. Kimle görüşüyoruz? Cemalettin Öztürk. Tokat. Evet, amcam arıyor Tokat Yakacık evet, Köyü'nden. Tokat. Amcanız. Evet. Efendim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz iyiyiz gördüğünüz gibi. Yakacık'ta kar var mı köyde? Var canım var. Orada olmak var. Çok var. Çok mu kar var? Evet buyurun gelin sürünü gezmeye bak. Gel ya doğru. Anam bize anca yazın temizler oraları. Evet. Bu havada şimdi oraya gidilmez. Gidildiği gibi de geri de gelinmez yani. Çok güzel. Güzelim aynı buzdağı gibi. Değil mi? Yazın yuvarlanırız evet, evet. Türk Yumurta Tepesi'nde. Evet buyurun sizi dinliyoruz. Şevket Başkanımıza sormak istediğiniz soru varsa hazır bulmuşken yakalamışken sorun soracağınızı. Valla amca onunla başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Allah mahcup etmesin. Allah razı olsun. İnşallah olur. İnşallah abi. Siz dua edin. Biz daha iyilerini, daha güzellerini yapacağız inşallah. Dualar sizinle. Çok teşekkür ederim abim. Nasılsın? Ne var diyor? Şükürler olsun. Biz muhabbet edelim istersen abi senden. Baş başlasınız.
Şükürler olsun, iyiyiz. Abi oradaki herkese selamımızı söyle. Aleykümselam. Benden bir isteğin, bir arzun var mı? Sanatçılarımız da burada, istediğin bir türkü varsa söylesinler. Canı sağ ol. Peki, biz çok teşekkür ediyoruz yalnız bırakmadığınız için, aradığınız için. Biz teşekkür ederiz, başarılar size. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, hayırlı akşamlar diliyorum size. İyi akşamlar. Evet başkanım, buyurun. Evet. İstanbul Bahçeevler İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği. Tokatlar Kültür. Evet, Tokatlar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği. Neden kuruldu? Neden böyle bir şeye ihtiyaç vardı? Şimdi şöyle, ben köy derneğinde kurucusu olduğum için bunu çok iyi biliyorum. Herhangi bir ihtiyaç halinde bir belediyeye gittiğinizde ya da bir resmi kuruluşa gittiğinizde işini yaptıramıyorsunuz. Neden yaptıramıyorsunuz? Çünkü siz arkanızda çok güçlü bir destek yok. Çok güçlü bir taraftar yok. Dolayısıyla işinizi yaptırmak çok zor oluyor. Şu an içinde Bahçeevler, sadece Bahçeevler demeyelim de İstanbul genelindeki köy derneklerine baktığınızda bir iş yaptırmak istediklerinde çok zor. O imkanları sağlayamıyorlar. Derneklere mi? Kesinlikle. Ama ilçe derneği olduğunda ya da bir kasaba derneği olduğunda ya da bir federasyon olduğunda istediği işi yaptırabiliyorlar. Çünkü arkalarında güç var. Evet. Kesinlikle bir güç var. Biz de bunu düşündük. Dedik ki Bahçeevler Derneği olarak ne yapabiliriz? Bahçeevler'de bir dernek kurarsak ne yaparız? 20 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekiple beraber çalışmalara başladık inşallah. Yanlış hatırlamıyorsam 7-11-2014 yılında kuruldu. Yine 30-11-2014 tarihinde de genel kurulumuzu yaptık, yönetim kurulumuzu oluşturduk. 20 kişilik bir ekibimiz var. Şu an 20 kişilik ekibin haricinde de 60 tane üyemiz var. Dolayısıyla 80 kişi bir ekip sayılır bir bu. Bir başlangıç olarak. Kesinlikle güzel. Bir başlangıç olarak iyi bir başlangıç. Bir telefonumuz varmış başkanım, özür diliyorum. Efendim, alo. Alo. Yayından düştük mü? Efendim, hoş geldiniz. Benim sesim gelmiyor mu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin Hanım. Nasılsınız? Hoş, nasılsınız? Biz deyiz Allah'a çok şükür. Bizleri kim arıyor efendim? Kimle görüşüyoruz? Yakacı köyünden Nuh Sosun. Kim? Evet. Yakacı köyünden Nuh Sosun. Evet. Buyurun. Şevket Bey, başkanımız burada. Sormak istediğiniz ne varsa sorabilirsiniz. Yani sormak istediğim hepiniz aylardan beri. Yani ağzım orada görmek sizin için güzel bir duyuldu. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayrıca kendisi ayımın oğlu. Teşekkür ederim Nurçum. Çok sağ ol. Sizlerin sesini sizlerin sesini duymak daha güzel. Görüyorum ki Yakacı Köyü bugün burada tamamen Kanal 60 izliyor. Herkes Yakacı Köyü, Tokat'ta izliyor. Tokat'ta izliyor. Evet, bütün dünya izliyor. Evet, bütün dünya şu anda Kanal 60 izliyor. Yakacı Köyü de pür dikkat izliyor. Var mı bir sorunuz? Var mı bir sorunuz? Sorun yok, ben karşıya çıkabilir miyim? Aha. Tabii, buyurun. Neyse. Daha karar verememişler. Tokat'ta ben. Nasıl? Anlamadım. Tokat yolları taştı. Aynen. Tokat yolları. Şimdi Nuh kardeşim, Tokat yolu taştı derken H15'den bahsediyorsun evet herhalde. Aynen tabii, şöyle abi. Evet, H15'liği biliyorsun Nur kardeşim, bir ağıttır. Evet. Ve bu konuda dolayısıyla düğünlerde söylenebilecek bir şarkı değildir. Hareketli bir şarkı değildir. Ben sanatçı arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bunu kesinlikle bir oyun havası şeklinde okumasınlar. Zaten ağıt olarak okusunlar. Başkanım. Başka bir isteğin, başka bir arzun varsa onu yerine getirelim. Evet. Çünkü geçen hafta kardeş bir kanalda bunun eleştirisi oldu. Bir klip çekilmiş ve bu klip biz Tokatlılar olarak bizim de zorumuza gitti. Çünkü H15'li küçük yaşta asker olan kardeşlerimiz o zamanlarda. Evet, o atalarımız diyelim evet onlara biz. Evet. Atalarımızın resmen kemiklerini sızlattılar. Çünkü onların giymiş evet olduğu üniformalarla bugün çekilen klipte resmen dans ediliyor, disco ediliyor. Gerçi düne kadar E15'linin gerçekten ben bile onu okurken bir oyun havası tarzında okudum. Çünkü bilinçli değildim. Ne olduğunu tam olarak bilmiyordum ama sağ olsunlar
büyüklerimiz bize bunun bir ağıt olduğunu söylediler ve bize bir araştırma sonucu da bu ortaya çıktı. Ben özellikle sanatçı arkadaşlarımızdan da rica ediyorum. Mümkünse başkanımızın da dediği gibi bunu evet. bir oyun havası olarak değil, okunması gerektiği gibi okuyalım diye söylüyorum. Evet başkanım. Yani telefonda galiba. Alo, telefonda mıyız efendim? Telefondayım. Başka bir isteğimiz var. Sıradaki isim. Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Bu türkümüzü size gönderelim, olur mu abicim? Alo. Kapattı telefonu. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum kendisine. O türkümüzü de Yakacık Köyü'ne armağan etmiş olalım bu güzel türkümüz. Ama sohbetimizden sonra Mehmet, beni dinliyor musun canım? Hızını aldın gidiyorsun, duramıyorsun yerinde. Gözüm bende olsun, bende. Hayır, başkanımızın sözü yarımda kalsın istemiyorum. Başlamışken bitirsin, ondan sonra türkülerimizi devam ederiz. Buyurun başkanım. Evet, gördüğünüz gibi Yakacık Köyü bizi izliyor. Tokat bizi izliyor, bütün dünya bizi izliyor. Şimdi dedik, Bahçeli Tokatlılar Derneği niçin kuruldu? Küçüklü büyüklü kasaba dernekleri, köy dernekleri, hatta Bahçeli içerisinde federasyonlarımız da var, güçlü derneklerimiz de var. Bahçeli Derneği'ni kurarken biz dedik ki, her dernekten birer tane arkadaşımızı alalım deneyi olarak. Bu arkadaşlarımızla beraber istişare edelim, beraber çalışalım. Bununla ilgili zaten 20 kişilik ekibimiz içerisinde gruplar halinde görevlendirme yapacağız. Nerede güç var, nerede birlik beraberlik var, orada sesini çıkartabilirsin. İstediğini yaptırabilirsin, istediğin ağırlığını da koyabilirsin. Biz bunun için çıktık yola, Bahçeli Evler'deki tokatları bir araya getirmek için çıktık. Ve onların sıkıntılarıyla... Onların sıkıntılarını, problemlerini, dertlerini dinlemek, onlar için elimizden ne gelir, ne yapabiliriz, bunların çalışmalarını yapacağız. Anladım, peki... Katılım olarak daha henüz çok yeniyiz, bunun farkındayım ama lütfen ellerimizle konuşalım. Efendim, alo. Alo, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Ben de Güzel Çorlar abicim. Salih Şahin. Salih Şahin, hoş geldiniz. Tekirdağ Çorlu'ya selamlar olsun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Sağ olun efendim. Salih Bey, televizyonumuzun... Salih Beyciğim, televizyonumuzun evet. sesini biraz kısarsanız bizi daha net duyarsınız. Evet. Şimdi ben onu duyuyorum ama... yani biz onu duyuyoruz ama çok da yakınız yani. Öyle ben de içimden geldiğimi aramak istedim yani. İyi ki aradınız, hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Kanalınız çok güzel yalnız. Teşekkür evet. ederim. Beğeniyorum. Allah razı olsun. Başkanımız iyi ama. Çok teşekkür ederim Sahip Bey. Çok sağ olun. Duruşundan belli zaten. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Duruşundan belli efendim. Çok teşekkür ederim. İnşallah hayırlı olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Salih. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Salih abicim. Sağ olasın. Biz teşekkür ederiz. Bizden Allah razı olsun, bizden ayrılmayın ama Kanal 60'tan ayrılmayın. Şehrimizin gelen yüzü gülen bir güneşimizdir bizim Kanal 60. Efendim şöyle bir kamera arkadaşlarımla ben şu panoyu şöyle bir yakından gösterelim. Bu güzel dekoru yapan, hazırlayan sevgili Yücel Halis Bekir Murat Beyoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık olsun. Kendilerine Allah razı olsun diyoruz. Böyle güzel bir dekoru bize bahşettikleri için sağ olsunlar. Evet başkanım. Evet şimdi Yakacık Köylü'nden de burada bir müjde vereyim isterseniz. Madem bizi izliyorlar hepsi. Buyurun. Bugün Tokat'ımızın çok değerli bir müdürü, Tokat İSKİ Genel Müdürü Mehmet Karaca ile bir görüşme yaptık. Ben de biliyorum Yakacık Köyü'nün bir altyapı problemi var. Bir dere yataklarında bir problemleri, bir sorunları var. Onları çok iyi biliyorum. Bunlarla ilgili bugün ben bir görüşme yaptım Mehmet Bey'le. Mehmet Bey bu konuya hemen derhal eğileceğini, gerekli projelerin yapılacağını ve en kısa zamanda faaliyete geçireceğini bize sözünü verdi.
Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten Tokat için çok iyi çalışıyor. Çok iyi çalışmaları var. Allah onun yolunu açık etsin. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle de bir müjde vermiş olalım biz onlara. Bir müjde daha vereyim isterseniz onlara. Kış şartları atlattıktan sonra, şu anda bir kış ortamı var, kar var malum orası. Su ile ilgili de, içme suyu ile ilgili de bir proje vardı. O inşallah gerçekleşecek. Onda çalışmaları yapılıyor. Suya kavuşacaklar. Bundan sonra su ihtiyaçları olmayacak ama onlar. Ama siz de Yakıcı Köyü için bilhassa bu su konusunda bayağı bir hassas davrandınız. Çünkü evet. bizler de yakından olduğumuz için bunları da sizin bu çabanızı, sizin bu emeğinizi de gördük. Onu da yabana atmayalım. Ya Doğan bela mısın kardeşim sen bizim başımıza ya. Evet. Fıs 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 fıs. Yine telefonumuz var. Varmış. Alo. Tek taraflı mısın? Buyurun. Efendim? Alo. İyi günler. Buyurun. Evet. Ha, ben bir türkü isteyecektim ama. Biz kimle görüşüyoruz? Önce bir hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Samsun Yakakent, Ahmet Akın. Eşimle beraber ben bir türkü istiyorum. Gurbeti ben mi yarattım? Ya, tabii ki onu okuyacağız. Sanatçımız da var burada. Ben de okurum. Sanatçı arkadaşım da okur. Okuyacağız size onu, tamam? Tamam, teşekkür ederim. Samsun'un sevgiler olsun. Benim bir tarafım da Samsun'dur. İkisini de atamıyorum. Tokat bir taraftan, Samsun bir taraftan. Bekliyorum sizi. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ediyorum yalnız bırakmadığınız için. Evet, yani bu güzel iki haberi de, iki bu müjdeyi de Yakıcı Köyü'ne vermiş olduk. Ama ne mutlu ki Yakıcı Köyü Derneği ve Yakıcıklı köylüler sizin gibi başkana sahip oldukları için çok şanslılar. Çok teşekkür ederim. Çünkü biz senin nasıl emek verdiğini, nelerle mücadele ettiğini biliyoruz. Peki bu aynı mücadele, aynı şekilde bu Bahçeli Evler, Tokatlar Derneği için projeleriniz nelerdir? Kesinlikle Bahçeli Evler Derneği için 20 kişilik bir ekip kurduk dedik zaten. Bu ekiple beraber çalışmamıza başlayacağız. En güzel projeleri getireceğiz. En güzel... Mesela düşündüğünüz hangisi? Bir projenin bir tanesinden bir açılım yapabilir misiniz? Mesela şimdi şöyle, biz Yeni Bosna'da şu anda faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki Mart ayı itibariyle Yeni Bosna'da başka bir yere taşınacağız. Kendi yerimize taşınacağız. Daha güzel, daha geniş bir ortam. Orada mesela sanatla alakalı, kültürle alakalı çalışmalar yapacağız. Biliyorsunuz ki sanatçılarımız bizim işimizde var. Siz de bizim Bahçeli Dernek yönetiminin içerisindesiniz. Fadime Hanım da yönetiminin içerisinde. Sanatla alakalı bir sıkıntımız olmayacak. Bunları siz yapacaksınız bu projeleri. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önceliğimiz şu. Ekiplerle beraber Bahçeli'de bulunan bütün dernekleri ziyaret edeceğiz. Onlarla istişare edeceğiz. Bahçeli'de neler yapabiliriz? Tokatların sesini nasıl duyurabiliriz? Bunları çalışacağız. Ekibimizle beraber Bahçeliler Belediye Başkanımızı ziyaret edeceğiz. Kendisini yerimize davet edeceğiz. Bahçeliler Belediyesi olarak bizlere neler yapabilirler? Bize nasıl destek verebilirler? Bunları görüşeceğiz kendisiyle. Açılışımızı yaptığımızda da belediye başkanımızı da davet edeceğiz zaten. Kendisi de mutlaka bizi ziyaret edecektir o konuda, yalnız bırakmayacaktır. Vallahi proje çok. İleride hani biz projeleri gerçekleştirdikçe bunları görecekler zaten. Biz gitmemize gerek kalmadan kendileri de geleceklerdir Tokatlara. Çünkü biz adı ne olursa olsun soyadı Tokatlı olan bütün herkesi buraya toplamak istiyoruz. Bahçeliler'deki. Evet. Amacımız bu. Peki başkanım, bu için çalışacağız. Devam edeceğiz. Bir türkü diyelim. O türküden sonra Fadime'cim hemen seni bir alalım. Eğer bilsek istemişlerdi. Varsa gurbeti ben mi yarattım sende? Onunla alalım varsa. Telefonumuz mu varmış? Fadime hazır ayağa kalkmışken bir alo der misin canım? Alo. 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 Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Kimle görüştük efendim? Ben Tokat Arslan'dan Tarık Çekmez. Oo hemşerim hoş geldin. Buyur.
Bugün nedense hep babamın adını taşıyorlar. Evet. Bugün iki oldu. Salih abim hoş geldin Kanal 60'ımıza. Bu tarafa dönüyoruz. Hoş bulduk. Evet. Nasılsınız? İyiyim arkadaşlar. Siz nasılsınız? Sizin bakıp daha kendiniz burada. Ya biz sizlerle birlikte olduğumuz için çok daha çok mutluyuz. Mutluyuz ve çok daha evet. Böyle hem heyecanlıyız hem sevinçliyiz. Dün de arkadaşlar buradaydı kanal olarak. Aa çok güzel. Öyle mi? Evet. Tokat'ta kar var mı? Kar. Salih kar, abi. Kar işte yok abi. Asma da var. Ne kadar güzel. Zevkini çıkartın. Burada kar yok çünkü. Evet. Evet. Var mı bizden bir isteğin Salih abim? Sıradaki parçayı SSB'de yeni kurulan arkadaşlar Sezai'yle. Evet. Ahmet Tanrı'nın kıymeti tüm Bektaş ailesine. Evet. Sevgiler olsun, evet. Onlara gelsin diyorsun öyle mi Salih abim? Sağ olun, size de kolay gelsin. Teşekkür ediyorum, kendine çok iyi bakıyorsun. Size kendinize iyi bakın, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Hadi bakalım, türkümüzü alalım Fadime evet. Senden. Akarsuyum sana yandım,
yarattın kız. Akarsuyum sana yandım, gurbeti ben mi yarattım dost? Herkese gelsin ekran başındakiler. Gülyaman'ı görüyor musunuz? Ayrılmayın, programımızdan ayrılmayın. Canlı canlı çıkın çıkın gelin kız. Hadi ne bu, düşünmek lazım. Yani çıkın çıkın gelin diyor. Kız hepsi çıksa gelse bu stüdyonun neresini alacak onu düşünmüyor mu hiç? Kalbimize sığsınlar yeter. Değil mi? Yüreğimize teşekkür ediyorum. Onlar her zaman sağ olsunlar, bizi burada yalnız bırakmıyorlar. Evet. Bir reklam aramız vardı galiba, hazır mı? Daha devam ediyoruz. Peki. Peki hemen alalım. Hemen bir türkü de ben okuyayım arkası arkasına. Ondan sonra da... Başındaki yazmayı da... Reklam diyoruz, gelsin paralar, girsin cebe. Reklam.